Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Manor kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ilk bölümde ufaktan bir kurulum yapmıştık. Bazı temel mekanikler var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Buraya zaten ağaçları falan kullanıp kereste toplama kampımızı yapmıştık. Oduncu kulübemiz de var. Bu evlerin şöyle bir gereksinimlerine bakalım. Daha doğrusu bu evler içerisinde bunların çeşitli yetiştirebileceği şeyler var. İşte sebze bahçesi yapıyor, tavuk kümesi ve keçi kümesi. Bildiğim kadarıyla keçi sadece postbak sağlıyor, yiyecekle ilgili bir şey sağlamıyor. Şunu tavuk yapabiliriz. O efekti de iyi vermişsin. Seni de sebze bahçesi yapsak güzel olur. Aynı şekilde bunları da yapalım. Büyükçe bahçeleri var zaten. Yapamıyoruz. Evet, yeterince şeyimiz yok. Tamam, sıkıntı değil. Daha sonra onu da hallederiz. Ama hepsini ilave yapacağız. Şimdi tab tuşuna bastığımızda da bunların ihtiyaçları, gereksinimleri vesaire var. Durumlarını görebiliyoruz. Buraya aile atamamışız. Boşta kalanlar gelecek gibi duruyor. Şimdi biz ev yapmadan birileri gelmeyecek. Ev yapacağız ki birileri gelmeye devam etsin. Bunların da... Evet, hatta şöyle yapalım. İnşaatlar tamamlanıyor. Tamamlanıyor. Güzel. Sende ne sıkıntı var? Açıkta kalan mallar mı? Ha, şunlar. Depo yaptık. Neden onlar hala orada duruyor ki? Tamam, bir daha bir tahıl ambarı gibisinden bir şey daha yaparız. Burada pazarımız var. Bence pazarı da daha sonra büyütecekler diye düşünüyorum, umuyorum. Birkaç köy ahalisi daha gelecek pazar için. Buranın inşaatı da bitti. Şu an 15. Ben şu yolu izleyeceğim. Hemen bir şey daha bakalım. Bir saniye. Şimdi zaten yeşil, yeşil ve koyu yeşil alanları tarım için kullanacağız. Bu arada haritanın da güzel bir yerindeymişiz. Ha, köşe tarafında. Hiç de fena değil. Gerçi 3 tane de komşumuz var. Ayvayı yiyebiliriz. Şuraya da tarım arazisi açabiliriz. Kil rezervi varmış. Yabani hayvanlar varmış. Tamam, zaten burada bir avcılık söz konusu devam ediyor. Onun dışında başka madenimiz yok mu ya? Meyve rezervi. Taş. Taşı toplamak için oraya halletmemiz lazım. Zengin rezervimde. Taş ustası kampı. Maden ocağı. Şöyle menzilde rezerv yok mu? Sadece kil mi çıkartıyor? Tamam, orada onu çıkartsın. Medeniyetin temel adımları, yol yapacaksın.
Önce yol yapacaksın. Aramız mı yetmiyor? Biraz hızlansak mı? Buraya da bir bağlantı verelim. Yap. Güzel. Hemen onları oraya yapmışken buralara da biraz ev yapsak. Fena olmayacak. Bu evlerin de yükseltmeleri vesaire olması lazım. Ha, bir de şeye bakacağız. Bir tane puanımız var galiba. Onu vermemiz gerekiyor. Pazar yeri zaten kurduk. Yeni bir şey var mı diye bakıyorum da han kurmamız lazım. Bir de ahşap kilise. Bunu yapalım ya. Aa, çok büyükmüş ya. Ayrıca taşmaş istiyor. Ha, o sonraya kaldı. Kasabanın merkezi buraya doğru gider ya bence. Bir şeyler konuşuyor bizimkiler. Şimdi dediğim gibi konut. Paralı asker birlikleri mevcut. Şimdi bizim bir konutumuz bittikten sonra yenisini yapacağız. Bu şaşmayacak. İptal et bir. İptal et. Arazinin nesi küçük ya? Ha? İşte. O bölge full ev olacak. Güzel. Şimdi nüfusumuz hala 15. Bunu bir şekilde arttırmamız lazım. Yiyecek hala problem oluyor ya. Kaynak yakında haydutlar tarafından çalındı mı? Haydutlarla da baş etmemiz lazım. Hızlandır bir. Bir hızlı ilerleyelim bakalım. Bu arada Ekim'deyiz. Şurada. Burada yabani hayvan var. Burada kil olayını hallederler yavaş yavaş. Bir toplayıcılık daha yapmamız gerekiyor bence. Bunu yapınca inşaat için kimse kalmıyor. Biraz nüfusumuzu arttırmamız lazım. Keresteyi koydu.
Burada tavukları yetiştirmeye başlamışız. Güzel. Bunlar da bize ekonomimize katkı sağlayacak. Aynı şekilde burada bahçemiz de var. Bence bu çok güzel oldu. Belki onlar tavuklar hava koşullarından dolayı zarar gördü. Sen ne iş yapıyorsun? Bir kişiyi burada çalıştırmadığımız için çalıştırırsak gidiyor. Bizim halk ahali nerede ya? Koyun çiftliği. Koyun çiftliği bize ne kazandırıyor şu an? Hiçbir şey. Yaşam alanını genişletmeyi seçsek mi? Tek on bazılarında çıkıyor bu. Yaşam alanını genişletiyoruz. Hadi bakalım. Bunda da aynı şey çıktı. Bazı kaynaklar hava soğuduğunda kaybolur. Peki. Oo, kış. Ayvayı yedik. Kar yağmaya başladı. Bakalım bu kışı çıkartabilecek miyiz? Abi haydutlara bizim bir çare bulmamız lazım. Paralı asker kiralayalım da. Aylık maliyeti bu kadar. Oğlum bizim o kadar paramız mı var? İptal et. Burada 5 kişi var gözüküyor. Toplan bakayım şurada. Bizim birim nerede ki? Bizim birimdekiler yok. Eh geldiler. Gidelim mi lan savaşa? Neredeydi onlar? Aha şu haydut kampı. Çok kalabalıklar, harcarlar bize.
Ama diş göstermezsek de bakalım ne olacak. İlk atağımızı da gerçekleştirelim. Neredeler lan? Dur bakmayın kardeşlerim. Kış sizi gönderiyoruz oraya ama. Bir nevi ölüme işte. Ama korku salmamız lazım yoksa bizim malzemeleri çalmaktan biz yaşayamayacağız. Sanki. Kaç güne varır oraya? Onlar bir ilerlesin. Biz aç mıyız? Açıkta mıyız? Şu an için değiliz. Lan dur yanlış. Canım benim gel sen gel. Gel atak. Araziyi genişletme mevzusu oldu. Tamam, genişlettik. Ne oldu? Fırın ek yapısı falan da var. Terzi atölyesi daha sonra bunlar da olacak. Şimdi şuraya bir tıklayalım. Burası bizim bir genişleyeceğimiz, daha doğrusu kendimizi geliştireceğimiz yerler. Temel zırh yapımı var. Çiftçilik olayı var. Orman yönetimi. Arıcılığı falan öğrenebiliriz. Tuzakçılık. Buradakiler çok, evet, bizi başta kararsız bırakacak şeyler. Kanunlarımız var. İmzalanan kanunlar, av bölgesi vesaire. Kanunları koyabiliyoruz. Üretim. Üretimde daha henüz teşkilatlı bir şeyimiz yok. Ticaret olayı var. Zırh olayları var. Biz tuzakçılığı bir öğrensek nasıl olur? Aynen. Tamam. Yenisi de geldikçe bakacağız. Nerede bizim askerler? Bunlar habire bizden bir şeyler kaçırabiliyor da biz bunlara gitmemiz bile saatler sürüyor. Allah, yolu yaraladık. Merak konusu şu an. Ne yapacaklar? Şimdi biz buraya ev arazisi yapmıştık. Evler dikildi ama şu an nüfusumuz artmıyor. Cazibe merkezi değiliz çünkü. Ben inşaat yapmıyoruz zaten. Evet, oyunun bu dinamikleri de çok ilginç olacak. Dur bakalım. Yeni paralı asker bölükleri mevcut. Göreceğiz. Biz bunları bir de devriye attırabiliyor muyuz acaba ya? Bizden sınırı geçiyoruz. Hayırlı olsun.
Orada yeni bir aile yerleşmeye var. Şükür ya. Allah'a şükür. Bence full kullanmak lazım. Full kullanınca yeni aile geliyor. Kullanmayınca gelmiyor. Öyle de bir durum var bak. Hatta şu savaştan sonra da bunu bir test edeceğiz. Enerjiniz bayağı da düşmüş ha. Aha. Ulan var ya biraz daha sağlam olsaymışız. Siz lan. Oğlum bizim biri gitti. Adamlar hala 16 kişi. Kaybettik savaş. Olur. Olur öyle şeyler. Yeterli nüfuzu elde ettiğinde diğer bölgeler üzerinde hak iddia edebilirsin diyor. Peki. Şimdi yapacak bir şey yok. Bu bizim için bir tecrübeydi diyelim. Koyun çiftliğine bir kişiyi verebiliriz. Fırın olayımız bence olsa güzel olur. Ambarda zaten bir kişi var. Artık şey de yok. Sıkıntı da yok. Ben yine bir yerleşim yeri daha inşa edeceğim. Bu hanın etrafı cazibe merkezi olsun. Heh, şöyle dört tane daha ev, mis gibi. O değil de gerçekten kışı atlatıyor gibiyiz sanki. Öyle olmasını da umut ediyorum. İnşaat için atanmış aile yok ama ne kereste getiren biri var. Bir düşman biri mi? Oba geliyorlar lan bunlar. Bizim hiç şeyimiz yok ki. Geliyorlar mı, kaçtılar mı? Kişiydi. Ne ara 10 kişi oldu ya? Güzel. Biz işimize gücümüze devam edelim. Ya yalnız arkadaş nüfusumuz artıyor yine aile sayımız artmadı.
Bunlarda da adam yok. Neyse, Allah'tan yakacağımız vardır. Fırındakini bir çıkartalım. İnşaatlara bir öncelik versinler. Lan geriye çekilin. Madem öyle gel abiciğim gel. Gel sen istedin. Az dayanın lan. Biri kaçtı. Bir kişi kaldı. Biri öldü. Gel lan çık şunları üstümüze gel. Şükür bir aile daha geliyor. Oğlum sayıcı da üstünler ya. Hadi lan. Oğlum hiç bir tanesini bile öldüremiyoruz. Bizden gitti. Onlardan da iki kişiyi öldürmüşüz. Aha iki kişi daha. Hadi lan. Hadi, hadi be. Bire bir gitti. Oğlum azalmadan. Hadi be. Biraz daha dayanın lan. Yok. Zor. Artık zor. Tüh be, biraz daha kaybediyoruz. Daha sağlam girebilirdik. Artık imkansız. Ama hala iki kişiyle mücadeleli bir kişi. Lan o kadar kalabalıkken biraz daha direnebilselerdi. İkiye sekizken iki kişi götürdüler valla. Aha. Tüh be. Aha birini de aldı. Enerjisi de vardı ha. Oğlum üç kişi var gösterir. Heh. Hadi be. Daha fazla gelmeye yeltenemediyiz. Ama az da alıyorduk.
Neyse, bu kısımları zaten daha sonra halledeceğiz. Evet, ilk savaşımızı da atlattığımıza göre bu bölümlük bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Bizim için de güzel bir tecrübe oldu. Demek ki bundan sonra daha sağlam hazırlanmamız lazım. Ayrıca bir ordu yönetimini de ele almamız gerekiyor. O açıdan da önemli olacak. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olup kanala destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.